Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı, tabii ki Abdullah Gül'ü yüksek perdeden hedef almıştı. Bugün ise yeni partinin kuruluş dilekçesi resmen verildi. Ahmet Davutoğlu liderliğinde yeni bir parti kuruluyor. Yeni Çağ gazetesinden Fatih Ergin ise dikkat çeken bir iddia ortaya atmış. AKP'li bir yetkiliye dayandırıyor bu haberini. İddiaya göre AKP'li bir yetkili, yeni parti kurmaya hazırlanan oluşumlardan birinin iktidar partisine ittifak teklifinde bulunmaya hazırlandığına dair bir duyum aldıklarını belirtti. AKP'li yetkili, teklifin Davutoğlu cephesinden mi yoksa Babacan cephesinden mi geleceğine dair bilgi vermesinin şu an için doğru olmayacağını belirtirken teklifin içeriğine dair açıklamalarda bulundu. AKP'li ismin aktardığına göre kurulacak yeni partilerden bir tanesi Cumhur İttifakı'nda yer almak için seçimlere milletvekili bazında ittifak olarak, Cumhurbaşkanlığı bazında ise ayrı ayrı adaylarla girme şartını sunacak. Bu şartın AKP tarafından kabul edilir bir yanı olmadığını belirten AKP'li kaynak, eğer böyle bir teklifle gelirlerse bunu kesin olarak reddederiz. Cumhur İttifakı'nın temel varlık sebeplerinden biri Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı iktidarda tutmaktır. Bize sunulacağına dair duyum aldığımız ittifak teklifi ise bu yönüyle bir tuzak içeriyor şeklinde konuştu. Kim bu AKP'li yetkili bilmiyoruz. Adı sanı belli değil. İsmi açıklanmamış. Yeni Çağ gazetesi de bu ismi vermemiş. Ancak boş çuval gibi devrilecekler. Bedelini ödeyecekler. Silinip gidecekler. Bir sığıntı haline dönüşecekler şeklinde Davutoğlu ve Babacan hedef alınıyor. Yeni parti kuracakları için. Hatta hain ilan ediliyorlar. İhanetle suçlanıyorlar. Ümmeti bölmekle suçlanıyorlar. Ama gelinen noktada ittifaklardan bahsediliyor. Bu adamlar başarısız olacaksa, toplumda karşılıkları yoksa niye bu ittifak gündemi sürekli gündeme getiriliyor? Kaldı ki gerek Davutoğlu gerek Babacan bunca eleştiriye rağmen, bunca siteme rağmen, bunca tepkiye rağmen, bunca tezlerine rağmen gidip de Cumhur İttifakı bileşenleri içerisinde yer alırlarsa seçmen onlara gereken cevabı verir. Ama eğer ki yer alırlarsa vatandaş şunu iyi bilsin ki o zaman AKP'deki oy kaymasının Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İyi Parti'ye, HDP'ye ve Saadet Partisi'ne gitmesini önlemek için bu partiler kuruluyor. Tezi de güçlenmiş olur. Çünkü birçok kişi öyle düşünüyor. 31 Mart yerel seçimlerinde AKP büyük bir hezimet yaşadı. 23 Haziran seçimlerinde ise 31 Mart'ın mesajını alamadıkları için 806 bin fark yemişlerdi. Görünen o ki AKP tabanından bir kayma var. Yıllar yılı CHP zihniyeti, CHP zihniyeti diyerek eleştirdikleri CHP'ye bile oy veren AKP'li bir kitle olduğuna göre ne yapalım ne edelim? İçimizden yeni partiler çıkaralım. Davutoğlu, Babacan. Bari en azından bizden muhalefete gidecek oylar bunlar da toplansın da biz de yeniden güçlü bir şekilde iktidarda kalalım. Hesabı mı yapılıyor? Birçok kişi böyle düşünüyor. Bunu bu şekilde düşünenleri hatalı çıkarmak için yapacağı şey nedir Davutoğlu ve Babacan'ın? Cumhur İttifakı bileşenler içerisinde yer almamaktadır. Meydanlarda çıkacaksınız, eleştireceksiniz. Parlamenter sisteme dönmek istiyoruz diyeceksiniz. Sisteme eleştireceksiniz. Öte yandan başkanlık sistemini savunan bir ittifakla seçime mi gireceksiniz? Nerede bu siyasette ilke o zaman? Ben hiç sanmıyorum. Yeni Çağ gazetesi güvendiğimiz bir gazetedir. Fatih Ergin güvendiğimiz bir muhabirdir. Bu haber Yeni Çağ gazetesinde yayınlanmıştır. Ama ben ihtimal dahi vermiyorum. Yeni partilerin gidip de Cumhur İttifakı'yla ittifak yapacağını. Kesinlikle ve kesinlikle böyle bir şey olmayacaktır.